Günaydın. Şu yara şurada böyle beni sinir ediyor. Hepinize günaydın. Yeni videoya hoş geldiniz. Bu video canım çok yanıyor. Bu videoya bakacağım. Bu arada ben size şey demiştim Instagram'da ya da diğer videolarda hatırlamıyorum. İşte ilk videodan ne kadar kazandığımı açıklayacağım diye. Bu yasakmış. Bunu açıklamak, göstermek, kanalın para kazanmasını kapatıyormuş. Şuradaki yara için bana bir şey söyleyin ne olur ya. Hiç geçmiyor, kapanmıyor. Bir haftadır. Ya burada bitiyor, burada başlıyor. Bitmeden başlıyor aslında. Afiyet, af diyorlar ya. Onlar çıkıyor. Şu an krem sürdüm ama hiçbir faydası yok. Canımı çok yakıyor. Şu an saat 8'e 10 falan var. Ben işte hazırlanıp spora gideceğim. Size de bu videoyu paylaşmak için şimdi başını çekiyorum. Çünkü başı çok anlamsız olmuştu. Öyle. Bundan sonra böyle bol bol buralara gidip işte English Home, işte Madame Coco, Ace Va Home buralara gitmek istiyorum. Şimdi size şunu soracağım. Mağazada %70 indirim var. Ben Trendyol linki verebiliyorum. Trendyol linkini paylaşayım mı, paylaşmayayım mı? Trendyol'da bu kadar ucuz değil. Bana bir fikir verin. Eğer paylaşırsanız Instagram'a da video çekeyim bugün. Instagram'a da paylaşayım. Fikirlerinize ihtiyacım var. Umarım güzel bir yönlendirme yaparsınız. Sizleri çok seviyorum. Ne söylüyorum? Instagram'dan takip alın. Oradan sizlere hediye vereceğiz. 4 kişiye hediyemiz var. 4 hafta sürecek. Anlayamazsınız. Bu arada sizlere çok önemli bir şey sormam lazım. Havluları nasıl muhafaza etmeliyim? Bir. İkincisi, kutuları da kolilere koymak mantıklı mı? Başka ne soracaktım? Kolilere şey çok şey yaptım ya. Şimdi burası boyanacak. Baza siparişi verildi. Arkamda görmüş olduğunuz yer bu. Dolap gelecek. Şuradan şuraya bir dolap siparişi oluşturmaya çalıştık. 85 bin lira istediler. Duvardan duvara, boydan boya. 85 bin lira. Fikirlerinizi bekliyorum. Anam buraya sürükledim. Hı? 300'e mi düşüyor? 200. Tamam, bir tane bundan al. Hı. 300'e düşüyormuş. Normalde 1100 lira. Başka? Bak böyle şeyler de var. Ne? Hı? Dur. 90 liraya düşüyormuş. Şöyle 4 tane de bunlardan aldım. Çok olmuş. Sana bunları koy. Bu düzlerden alsana. Hayır, bunu 4 tane bunlardan aldım. Bir de şunlardan alacağım ben. Tamam mı? Şunlardan alayım mı? Değil, bak şunlar. Güzel. Şunlar mı? Ha, bunlar ikili, bunlar tek durmuyor ki. Bunlar al, ikişer tane ya. Ya onlar şey yapmadım. Şu daha iyi. Annem yukarı kaçtı. Neredesin? Çarşaf alayım da yok. Ben de istedim çarşaf. Hiçbir şey bulamadım. Bu 150 indirimli hali mi? Daha da iniyor mu? Aha, şunlar işte. Çekil çekil. Çek. %299 TL. Çok pahalı ya. Bence
28.99 TL. Bu 240. Buraya 240'a düşmüş. Ama sağlam durmuyor. Diye bağırıyor, ben alacağım diye bağırıyor. Hadi tamam git, aldım geliyorum, bitti. Başka bir şey istiyor musun? Kendine. Ben bir şey istemiyorum. Şunlardan alıyorum. 4 tane. Bundan sonra beni bol bol böyle videolarla izleyeceksiniz. Madame Coco'dan dev bir alışveriş. 3000 liralık bir alışveriş yaptık. %70 indirim olmasaydı daha fazla alışveriş yapmış olacaktık. Yani daha pahalı şeyler almış olacaktık. Biliyorsunuz ben çeyize başladım. Çeyiz videoları çekmeye başladım. Bu videoyu diğer videolardan önce atmış olacağım. Şimdi ortalık şu anda 56, her yer birbirine girmiş durumda. Çünkü çok farklı işlere giriştim. Sizlere teker teker açıklamayı düşünüyorum. TikTok canlı yayınlarında söylememeye çalışıyorum. Hayatımda güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Bir şeyleri yapmaya çalışıyorum, bir şeyleri değiştirmeye çalışıyorum. O yüzden sizlerin duasına, sizlerin desteğine ihtiyacım var. Bana nasıl destek olabilirsiniz? Maddi ve manevi şu şekilde. Manevi olarak Allah kolaylık versin diye dua ederseniz çok mutlu olurum. Maddi olarak da videolarımı atlamadan izleyip, reklamları izleyip bana destek olursanız, yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Trendyol linklerime alışveriş yaparsanız da destek olmuş olursunuz. Şimdi Madame Coco'dan alışveriş yaptım. Neler yapıyorum? Ben bundan 2-3 gün önce bir videoya başladım. Çeyiz içerikleri üreteceğim diye bir video çekmeye başladım. O videoyu toparlayamadım çünkü hala daha bitmedi. Bir koli sadece kupa bardak çıktı. Bir koli yine aynı şekilde dolu. Onları kapatacağım. Hülya'nın getirdikleri var, onları koyacağım. İşte gittim bugün, durduramadım kendimi. İndirim varmış dediler. Koşarak gittim, yaptım, bir şeyler aldım. Madame Coco'da fincan takımları aşırı pahalıydı. Bence o kadar da kaliteli değiller. 1800 lira falandı. Çok pahalılar. Ben istemedim. 3 poşetimiz var. Şimdi bu yastıklar 1100 TL'den 300'e düştü. %70 indirim vardı. Böyle ikili. Bir tane böyle aldık. Şimdi açalım. Bunları eve aldık. Çünkü bizim evde yastık problemi var gerçek anlamda. Söylüyorum. Keşke bir iki tane daha paket alsaydı diye düşünmüyor değilim. Güzelmiş ama bana göre çok ince. Böyle 4 tane yaptık. 2 tane bu. 2 tane de bu. Şimdi poşetlerimizde ne var? Öncelikle kombinimizi etek ve tişört. Pazara gitmiştik de oradan da Madame Coco. Benim üstüm yer kemer. Kemerde böyle şeyler yok diye biliyordum ben. Madame Coco gerçekten yok diye biliyordum. Bir baktım haritadan Madame Coco var. Kızlar Magnolia tarzı tatlılar için 4 paket aldım. Paketli 150 TL'ydi. Şöyle. Ne diyor, sen diyor ne yapıyorsun diyor. İşler diyor ki sen salak mısın kanka diyor. İki kişisi olacaksınız diyor. Niye bu kadar çok alıyorsun diyor. Galiba ben hiçbir şeyi az alamayacağım ya. Böyle dörtlü dörtlü teker teker, yani çok güzel duruyor bence bir magnolia yaptığını düşündüğümde ve kalın da. Şöyle bir pakette 4 tane var. 1 2, fiyatı gerçekten uygun, normalde 600 liraymış. Gerçi bu indirim zamanları fiyatları biraz şişiriyorlar. Ama indirim gerçek anlamda oluyor mu? Bence oluyor diye düşünüyorum. Böyle 4 paket, yani toplamda 16 tane tatlı kabım var. Bence başka almaya gerek yok. Bu yeterli tatlı kabı olarak diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Allah bismillah. Benim çok hoşuma gitti. Bir daha göstereyim. Niye, dediğim gibi eskiden altılı satılıyordu ya, takım yapıyordun, 6 tane alıyordun. İşte bir tane daha alıyordun, fazla alıyordun, kırmızı satılıyor. Bu poşetimiz de 10 TL. Zaten tüh! Sular ne var? Bunlar var, yastıklar var. Yastıkları da aldım. Bu poşetimiz biraz daha kalabalık. Şimdi ben zamanımın çoğunu mutfakta geçiriyorum ve bana
şehirde neler alınmalı diye soru bu soru. Şimdi herkes şey diyor işte, mutfak havlusu al Gizem. Bitti mi kız? Şimdi bunları İstanbul'dan gelirken mi bilmiyorum ya, birisi hediye getirmiş anneme. Benim çok hoşuma gitti. Bunların dokusu falan çok hoş. Trendyol'dan baktım, 120 liraydı. Bugün de gittik. Madame Coco'da arkadaşım çalışıyormuş. Bu arada teşekkür ederim. Çok yardımcı oldu. Tanesi 90 liraya geliyor. Durur muyum? Aldım. Bir tane bundan aldım. Bir tane bundan aldım. Aynı model, farklı renk. Normalde 300 lira yazıyor. Bir tane bundan aldım. Evde de var. Ama gerçekten çok hoş. Sonra bir de bu rengi. 4 tane aldım. Benim mutfakta en çok kullanacağım şeylerden birisi mutfak havlusu. O yüzden bol bol mutfak havlusu aldım. Hiçbir zararı olacağını ya da ziyan olacağını düşünmüyorum. Mutfak havlusu aldım. Gayet de kaliteli bence. Başka şey değil. Sonra bunlar da çok hoşuma gitti. Bunlardan aldım 2 tane. Bunların tanesi ne kadardı? Fişi görebilen var mı? Bunlara bakmam lazım. Çok hoş değil mi? Şimdi 4 tane de bunlardan aldım. Ama bunlar ne olarak kullanabilirim bilmiyorum. Bunlar biraz daha böyle kumaşı şey, ne diyeyim ya, biraz kumaşları tuhaf. Runner olarak da kullanılabilir galiba. Aa, bunlar ikiliymiş. İkili. Ve fiyatı diğerine göre daha uygundu. Böyle 4 tane aldım. Sonra yüz havluları gerçekten çok pahalıydı. Bunlar 80 liraya düşmüştü. Bunun dokusunu beğendim. Ama o diğer pahalı olanların tanesi 161 liraydı. Annem bana orada ne dedi biliyor musun? Denizli'ye gitmeyecek miyim? Sonra döndüm baktım. Ney dedim. Hani bana çeyizini abartıyorsun diyenler. Anne bana dedi ki Denizli'ye gitmeyecek miyiz? Hani anneme göre bir düğün muhabbeti olduğunda okuluk al. Bize okuluk derler. Havludur, atlettir. Düğüne gelecek olanlara davetiye verirken onları verirsin. Davetiye vermezsin. Budur. Denizli'ye gider alırsın. Annem deyince çok şaşırdım ben. Hiç beklemiyordum. Dedim ne? Ne? Sonra bunu 80 liraya aldım. 2 tane aldım ama şu anda kullanmak için aldım. Eve. Yüz havlusu olarak. Diğer böyle daha çok beğendiklerim 161 liraydı. Biraz pahalı bulduğum için almadım. Annem de alma dedi zaten. Kaş göz yaptı, almadım. Evet, aslında bugün alışverişim sebebi tam olarak bunlardı arkadaşlar. 700 TL. Pahalı dedikten sonra 799 pardon. 240'a mı düştü? Ya kırılır gibime geliyor. Bunlar. Neden? Çünkü gerçekten çok sert. Çat eder gibime geliyor. Ama böyle pikniğe falan giderken hep görüyorum. Çok hoş. Çok güzel. Allah nasip ederse inşallah. Rabbim o günleri gösterirse. Eşimle, arkadaşlarımla. Ya çok güzel böyle hayaller kuruyorum. İnşallah. Allah kurduğumuz hayallerden daha güzelini yaşamayı nasip eder. Bu büyükleri 240 liraya düşüyordu. Trendyol'da indirime girdi. 364 lira. Sabah baktım. İyi ki de almamışım. Çünkü normalde satış fiyatı 564 liraydı Trendyol'da. 300'e düşünce dedim bir alsam mı almasam mı? Bunu aldım böyle. Bir tane bundan. Bir tane daha bundan. Kırığı çıkığı var mı? Bunların hepsini kaldıracağım çünkü. Ya keşke şu ahşap ya. Altı da ahşap olsaydı. Altı ahşap değil. Problem yok. Var mı? Sanki bunun şeyi iyi değil gibime geldi. Sağlam. İplerimiz böyle. İkişer tane aldım. Instagram'da paylaşıyorum ya. Hemen bana yazıyorlar. Gizem şöyle, Gizem böyle.
işte şuradan şurası daha uygun, şu şey daha iyi, işte gidelim şunu yap bunu yap. Bugün mağazada indirim olduğunda Instagram'dakilerden öğrendim ve gittim baktım. Allah razı olsun, hani güzel güzel yazmışlar. Ahşapları biraz sıkıntılı gibi. Keşke baksaydım ona. Bu da küçük boyutları. Ama çok hoş, çok tatlılar ya. Renk olarak bir tık daha açık birisi. Böyle. Rabbim güzel günlerde kullanmayı nasip eylesin. Allah daha güzellerini sizlere nasip etsin inşallah. Ben elimden geldiğince sizlere de hediye göndermeye devam edeceğim. Bugün çok içimde kalan bir yemek takım. Bu arada yemek takımlarına da baktım Madame Coco'da. Böyle mavili, böyle okyanus gibi bir desenli vardı. Günlük kullanım için 24 parça 2400 liraya denk geliyordu. Arkadaşım dedi ki bu dedi iyi dedi. Hani Gizem dedi bunu alacaksın 2400 lira dedi. Sonra bir model daha gördüm. Müşra'yı aradım. Müşra dedim hangisi daha güzel. O diğer gösterdiğimi beğendi. O 3700 liraya geliyormuş 24 parça. Diğeri de 2400'e. Hani günlük kullanım için çok güzellerdi. Keşke çekseydim onları. Çektim hatırlamıyorum da. Almadım. Annem bu kadar çok açılma dedi. Haklı da. Ben şu anda kredi kartını kullanıyorum. İşte içerik olarak başladım. Kazanacak mıyım, kazanmayacak mıyım bilmiyorum. Sipariş ettiğim kahvaltı takımları geldi. Onları daha açmadım. Diğerleri gelsin diye bekliyorum. Bunları YouTube videosuna çektim. Instagram'da paylaşır mıyım onu da bilmiyorum. Böyle ufak tefek bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İçerik olarak güçlendirmeye çalışıyorum. Bir şeyler tutunmaya çalışıyorum aslında bir şeylerle. Öyle. Linçleyecek olanlar var. İşte iki gün önce tanıdı birini. Üçüncü gün şey yapmaya başladı diye. Beşinci günde evlenirim, merak etmeyin. Allah herkesin gönlüne göre versin. Bir insanın mutluluğunu istemek kötü bir şey değil bence. Ben keşfette birinin mutluluğunu gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. Gerçekten çok içten bir şey söylüyorum. Allah herkesi mutlu etsin. Sizleri çok seviyorum. Bana çok iyi geliyorsunuz gerçekten. İyi ki varsınız. Güzel yorum yapan bir önceki videoma. Çok teşekkür ederim soru cevap videosunda. Ben korkuyorum, evet. Bir şeyler, hani insan korkuyor. Ama Allah büyük, dua etmekten de vazgeçmemek gerekiyor. Tekrar sizleri çok sevdiğimi söyleyerek veda ediyorum. Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.